Merhabalar, ben Köftesi Köfte ve Space Engineers'ın yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Ve bölüm arası yaptığım şeyleri göstererek her zamanki gibi başlıyoruz. İlk olarak şuralara şunları ekledim ve Tybalt'ı buraya getirdim. Şu üstü kazarak. Nasıl kazdığımı videonun başında görmüş olmanız lazım ve size beraber bir şey yapacağım. Şu info kısmından Show Distance Allow Show Distance for Owned Antennas. Evet, bana ait antenlerin göstermiyor artık burası. Ve şuraya bir bölüm daha açtım. Bu bölüm ne diye soracak olursanız onu göstermeden önce bir şey göstereceğim. Bu arada şunlar ne ise Armored Connector'lar. Çok daha tatlılar bence. Gayet hoş oldular. Duvara gömülü duruyorlar. Aşağıda gelelim. Evet, kapıları buralara yerleştirdim. Şunların düğmelerini ayarladım. Bunun yanı sıra şurası artık benim yatak odam değil. Gayet elemanların oturma bölgesi. Evet, ve burada birkaç bir şey daha göstereceğim hemen. İlk olarak şurada reaktörü bilgilerini koyan bir tane koydum. Yani bir terminal. Ve burası tamamen hava yalıtımlı olduğu için içeri bir adet şöyle bir sistem koydum. Daha önce yaptığım bir şeylerde hatırlıyor olmalısınız. Mosquito'da hatırlıyor olmanız lazım. Bu arkadaş depressurize moduna ayarlı. Bu arkadaş ise normal modda. Yani olan şey ve başka herhangi bir konveyere bağlı değiller. Sadece birbirlerine bağlılar. Yani bu arkadaş dışarıdan havayı alıp içeri veriyor. Tek olayı o. Bu arada bazıları şu rafinerilere ve assembler'lere koyduğum modülleri anlamamış. Tam olarak ne işe yaradıklarını. Ona hızlıca bir geçeyim. Evet, productivity modül, effectiveness modül ve power efficiency modül. Productivity modül makinenin çalışma hızını arttırıyor ama beraberinde enerji ihtiyacını da arttırıyor. Effectiveness modül enerji ihtiyacını arttırmıyor ancak sadece rafinerilere takılabiliyor ve rafinerilerin bugün konuşamıyorum verimliliğini arttırıyor. Power Efficiency modül ise adından da anlaşılacağı üzere enerji verimliliği sağlıyor. Yani enerji tüketimlerini azaltıyor blokları. Evet. Bunları da yerleştirdiğimize göre evet. Merdivenlerimizden geçelim. Evet. Yukarı doğru ilerliyoruz. Evet. Tybalt'ın yerini bu şekilde ayarladım. Tybalt'a modifikasyonlarımızı daha sonra yapacağım. Uzaydan geldikten sonra yakında uzaya gideceğiz. Evet. Evet. Şimdi gelelim yukarı. Sadece merdivenle çıkabiliyoruz. Evet. Yukarı geldik. Ve burada bir dinlenme alanı daha var. Ha, scrap varmış burada. Oğlum. Evet. Kahve makinemiz de var burada. Şurada Tybalt'ı izleyebiliyoruz. Ve iki önemli bölge. Daha doğrusu üç önemli bölge. Birincisi mürettebatın yatak odası. Tuvalet. Ve banyolar. İkinci olarak da uçak hangarı. Burası uçaklara özel olacak. Bir uçak daha yapmayı planlıyorum. Ancak bunun dışında orada antenimiz de, yeni antenimiz de şurada azimut antenlerinden bir tanesini koydum. Ve şurada bir arkadaş var. Access Hatch diye. Bunun olayı tamamen normal aslında kargo konteyneri gibi fakat item depolamıyor. Sadece erişim sağlıyor bize. Ve
Benim yatak odam. Evet, her zamanki gibi böyle pin-up yerleştirdim buraya. Evet. Şurası Medical Bay bir adet Interior Walls modunun. Bu Suite Room, kıyafet odası. Air Vent'i bunun. O gene havalandırma problemi için. Çiçek. Mortal Kombat ve Pac-Man. Buzdolabı. Kahve makinesi koymayı unuttum. Televizyon ve yatak. Ve bir adet balkon. Ve dış manzara. Evet. Ve şuradan da yukarı çıkılıyor. Ve şuraya da bir adet konektör ekledim. Evet, basitçe dışarısı bu hale geldi. Evet. Şimdi bunları geride bıraktığımıza göre şurası açıla dursun. Bizim bu bölüm başlayacağımız önemli bir proje var. Evet. Buradan çıkıyoruz ve buraya geliyoruz. Ve şimdi ben bir adet Access Hatch'ini istiyordu. Steel Plate alalım. Shift P. Ha dur bir saniye, bu kargo konteyner mi? Evet, kargo konteynermiş. Tamamdır. Üç. Üç. Ve üç. Tamamdır. Ve şimdi yavaştan inşaatımıza başlayalım. Evet. Bu arkadaş ne olacak diye soracak olursanız bayağı önemli bir arkadaş olacak. O da tamamen uzaya gidecek olan aracımız olacak. Ve bana hidrojen tankı lazım. İki adet seçeneğim var. Bir vanilla, bir de azimut 2. Vanillanın görüntüsüne bakacak olursak bu. Azimut'unkine bakalım hemen. O da bu. Yine altında ve üstünde konektörleri var. Bu biraz daha simetrik. Bunu da gidelim diyorum ben şimdilik. Aslında araç yatay değil, dikey olsun. O zaman bunu kullansam daha güzel olabilir. İki adet hidrojen tankı. Harika. Beraberinde bolca oksijen jeneratör koyacağız buna. Ve bu arkadaşla kullanacağımız thruster'ı gösteriyorum. Hidrojen thruster'lar. Azimut'un hidrojen thruster'larına da bakabiliriz. Onları ben bölüm arası bakacağım. Evet. Hidrojen thruster'ları basit çeviri göstereyim size. Small ve large olmak üzere. Small'lar bu. Bunları yanlarda kullanacağız. Ve bunlar da large'lar. Bunları yükselirken kullanacağız. Evet, çok ağır bir araç yapmamaya özen göstereceğim. Bu aracın özelliklerini basitçe anlatalım.
yani planladığım özellikleri yukarı ve aşağı itiş olacak. Daha sonra yukarı itiş olacak. Bir yandan hem hidrojen thruster hem de atmosferik thruster'a sahip olacak. Bir adet large cargo container olacak. Ve içine bir adet de hidrojen tanklı mining gemisi konacak. Hatta ve hatta önce o mining gemisini yapalım. Attachment. Gel bakalım. Buraya bir mining gemisi koymamın sebebi nedir diye soracak olursanız, benim uzaya ilk önce gidiş sebebim ion thruster yapmak. Bu sayede şimdi hidrojen tank haliyle şöyle, bir saniye, şuna bir bakalım. Bir yandan sizle beraber karar veriyorum. Yani bu biraz şu çok daha mantıklı gibi. Ancak biri hani large blokta aynı olmalarına rağmen bunu tercih ediyorum. Evet. Kokpit olarak ne kullanayım? Kokpit olarak standart vanilla kokpiti kullanabilirim. Evet, kokpite daha sonra baksam daha mantıklı olabilir. Aslında dur. Rover kokpit. Senin arka girişin neydi? Heh, gene bundanmış. Of. Buna bir şeyler bakacağım. Evet. İlk olarak şu hidrojen tankları bir weldleyeyim. Çünkü tam olarak çıkışların nereye denk geleceğini görmek istiyorum. Bu arada şu welding gerisi cidden güzel oldu. Evet, şimdi conveyor. Evet, karakter tools tamamdır ve conveyor, small conveyorları alalım şöyle. Sen gel. Aynı şekilde sen gel. Sen gel. Şunlar değil. Bunun yanı sıra muhtemelen sana ihtiyacım olacak. Sana ihtiyacım olacak. Evet. Şuna da bir bakayım bu neymiş. Ha tamam, bu büyükten küçüğe konvertör. Ve şu ışığımı açayım ben. Bu aracın çok hızlı olmasına gerek yok. O yüzden ups, yanlış yön. Tamamdır. Bu yöne, bu da bu yöne olacak. Aynı tam tersi burada da geçerli. Bu yöne, bu yöne. Ve T1 de koyabilirim bu arada. Hydrogen thruster. Güzel nokta.
6. Ups, large değil. Small lazım buna. Komple bu sadece uzayda çalışacağı için. Şunlara bakalım. Tamamdır. Şuna bakalım. Bir de şuna bakalım. Bir de şu boşver onu. Şimdi 3 bu şekilde duruyor. 4 senin konveyerin arkada. Bunlar bu şekilde duruyor. 7. Aslında bu gayet hoş göründü. Evet. Bu gayet makul bir seçenek gibi. Unutmadan ups. Karakter Tools. Gel bakalım. Evet, sizinle beraber bir hidrojen gemisi inşa ediyorum. Bu geminin karada çok karada çok verimli çalışacağını düşünerek tasarlamadım bu gemiyi. Şunlar yukarı doğru baksın. Tamamdır. Aynı şekilde gidi. Evet, bayağı zayıf thrusterlar olacak bunlar. Ancak zaten olayları o ya da Azimut'unkiler buraya daha mı iyi giderdi? Evet, sanki daha iyi giderler. Hatta full Azimut gitmişken Azimut'un konveyörü da vardı, ondan da mı gitsem? Conveyor. Evet. Bundan da gidebilirim. T değil. Bu iyiydi sanırım. Yok. Conveyor. H. Hatta ve hatta bunlar aşağıya doğru baksın, diğerleri yukarı doğru baksın. Full azimut bir build yapıyoruz. Kokpiti muhtemelen azimut yapmayacağım. Evet, bir değişiklik olsun. Canımız konveyör olarak da canımız ciğerimiz... Vanilla konveyörler yerine, vanilla konveyör demişim, konveyör expansion yerine azimut kullanalım biraz. Bir değişiklik olsun. Evet. Ve
bu yön ve bu yön. Evet. Burası bu şekilde. Aslında dur. Yok. Full azimut gitmekten vazgeçtim çünkü aklıma çok daha düzgün bir düzen geldi. Evet, bu şekilde şu an benim bölüm araları nasıl bir inşaat düzeni yaptığımı anlıyorsunuz. Yok, bunu beğenmedim, bu olsun. Bunu beğenmedim, bu olsun. Bunu beğenmedim, bu olsun. Bu şekilde saatlerce düşünüyorum. Ama sanırım şimdiki planımda kararlıyım. Evet. Gibi. Conveyor. Gel bakalım. Yok, bu değil. Ah, bu. Ya bunun small'u. Tamamdır. Ups. Sen aşağı doğru dönük olacaktın, pardon. Bu şekilde. Harika bir fine tuning. Evet. Tamamdır. Şimdi planımın ne olduğunu size hızlıca özetleyeyim. Evet. Bir. İki. Üç. Evet, tam olarak bu şekilde. Ve bu sayede her yöne bakan iki tane thruster'ımız olmuş oluyor. Ups, sen aşağıydın. Evet, tam olarak plan bu şekilde. Öne biraz daha fazla koysam olabilir aslında. Ancak dikkatli davranırsam bence gayet yeterli olur. Evet. Şunları bir weld diyelim. Conveyor konusunda conveyor bloğunu değiştirebilirim. Evet, şimdi şu geçici olarak buraya gelsin. 3. Tamamdır. Daha dengeli bir görüntü olsun diye. Evet. Sırf bu görüntü için bu şekiller, bu şeylerle de uğraşıyoruz. Evet. Evet, sen de gel şöyle. Şu interior plate'lerini de ben geri alayım bir.
Ve şimdi oksijen jeneratörler. Oksijen jeneratör F6. İki tane oksijen jeneratör ihtimalim var. Bir bu. Bu ve bu. Oyumu büyüğünden yana kullanıyorum. Evet. Ya da iki tane birden fazla küçük mü koyalım? Evet. Sanırım birden fazla küçük daha güzel olabilir. Evet. Şöyle dört tane küçük yerleş. Yok ya, bir tane büyük daha iyi. Evet, bir tane büyük koyalım. Çünkü işin içine kokpit de giriyor. Ki dikkat ettiyseniz kokpitlerle delikleri aynı yere oturuyor. Vanilla kokpitle de bununla da. Evet. Bakalım. Tamamdır. Tamamen weld oldu ve görecek olursanız şu iki noktaya tam olarak denk geliyor delikleri. Evet, arada sadece bir boşluk var. Cockpit. Vanilla cockpit koyayım. Vanilla kokpitin boşlukları tamamen buraya denk geliyor. Fazlasıyla harika. Evet ve drill olarak. Bunu mu yoksa bunu mu? Bu değil kesinlikle. Evet. Bu drill'i koyuyoruz. Nasıl dur? Kokpitlere bir tekrar bakacağım. Rover kokpit, senin önünde, arkanda falan. Yok, başka bir konektör yok. Evet. Biraz iğrenç bir görüntü olacak o zaman. Ancak kokpitlere bir tekrar bakalım. Fazla bir seçeneğimiz yok, evet. Şuna bir bakalım. Sen de pek uygun değilsin aslında. Neyse. Şu iğrenç görüntüyü kullanacağız artık. Ve ekstra fren eklemek istiyorum ben buna. Evet. Ben bu araca ekstra fren eklerim. Çünkü hani aracın çoğunlukla önünden iş yapacağız. Dolayısıyla da önünden herhangi bir hasar gelmesini istemiyorum araca. Evet, bu şekilde altını buradan itibaren de dekoratif kısmını ve connector. Evet, ve armored connector'lara fazla taktım.
Ama bu sefer armored connector'ımı koyayım normal connector'ıma. Bakalım. Normal connector'ın bana ne gibi bir faydası var? Armored connector'ın ne gibi bir faydası var? Armored connector direkt full block. Armored connector'ı koyuyorum. Çünkü sonrasında bunun çevresini full bloklarla kaplayacağım. Yani kapanacak biraz çevresi. Bakalım başka ne yapabiliriz? Kargo için bunun kendi... Aa dur, kargo koymadık. Medium cargo container. İki tane bundan koyabilirim. Evet, biri bu yana, bir de bu yana. Olacak şekilde iki tane koyalım bakalım. Bir de diğer kart. Diğer kargo konteynerlere bakalım. Evet, hiç uymuyorlar. Evet, sonrasında da şunu şu yöne, bunu da bu yöne ve gel gelelim armorlara. Bu evet. Bu slope halinde koymamın asıl sebebi tam olarak buydu. Ya da dur, bu fanteziye girişmeyelim. Connector gel. Medium cargo container sen tekrar gel şöyle. Valla. Ve 5'te miydin 6'da mıydın? 6'daydı connector. Ups, yanlışız. Evet. Bu şekilde bunu da yerleştirelim. Evet. Bu baya baya oturmaya başladı. Ve benim hidrojenim de bitti. Neyse, şimdi şunu oturalım diyeceğim. Oturamıyorum. Hidrojenimi doldurayım hemen. Süreyi de aşmışız. Evet, baya boş bir bölüm geçti. Ancak önümüzdeki bölüm uzaya gidecek aracımız test edilmiş bir biçimde hazır olacak. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler ve bu oksijen yönetiyor. Çok kıyafet.